Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Proteus is ise çizdiğimiz bir devrede akım yönlerinin nasıl gösterileceğini anlatacağım. Yani benim bir devrem var. Elektrik devrem var. Bu devrede karmaşık da olabilir, basit olabilir. Akım değerleri nasıl gösterilir arkadaşlar? Bunu inceleyeceğiz. Akım yönleri daha doğrusu bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız şey şu. Zaten devreye bir tane işte iki tane direnç ekledim. Bir tane gerilim kaynağı ve bir de şasem var. Bağlantılardan sonra sistem menüsünden Set Animation Options'a geldim. Bu Animation Options penceresinde arkadaşlar Show Wire Current with Arrow. Bu işareti ne demek? Kablonun akımlarını göster demek. Yönleriyle beraber göster demek arkadaşlar. Bu tike tıkladım. Bakın tiki seçili hale getirdim ve kutunun içine tik attım ve OK'ye bastım. Şimdi animasyonu çalıştırıyorum arkadaşlar, simülasyonumu. Run şeyine tıkladım, butonuna tıkladım. Bakın akım yönlerimi gösterdi. Akım nerede? Artı kutuptan eksi kutba doğruymuş. Buraya ben bir iki tane daha eleman ekleyecek olursam bu şeyi arkadaşlar daha iyi anlayacağım bu şeyin önemini. Mesela devre analiz derslerinde değil mi? Hani benim devremde bazı akım kaynaklarının bazı elemanlar üzerindeki akımların yönlerini ben belirlememde işe yarıyor arkadaşlar bu seçenek. Mesela şu başka ne ekleyebiliriz buraya? Yeterli zannedersem bir devre arkadaşlar, elektrik devresi tıkladım. Bakın akımım gelmiş buradan, iki kola ayrılmış. Burası benim düğüm noktam ki arkadaşlar giren akımlar çıkan akımlara eşittir değil mi? Kirchhoff'un akım kanununa göre bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına nedir? Eşittir. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şuralar mesela şu 2K olsun, değiştirelim. Şu 2K yapalım. Çok şey olmasın. Şunu da 1K yapalım. Yine 3K olsun hatta bu da 3K. Yine animasyonumu çalıştırdığım zaman bu şekilde bir şey göreceğim arkadaşlar. Yine burada düğüm noktamız. Gelen akımlar, bakın şu iki akım gelmiş, şuradan çıkmış ve devremi tamamlamış arkadaşlar. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Giren akımlarla çıkan akımları kıyaslamak için bir tane akım kaynağı bağlayacağım arkadaşlar. Bu tezimizi değil mi? Bir şey yaptıysak bunu ispatlamamız gerekecek. Mesela şuraya bir tane amper metre koydum. Yine şuralara da bir tane amper metre koyacağım. Arkadaşlar bir tane de şuraya amper metre koyacağım. Evet. Şimdi amper metre devreye seri bağlanır. Evet. Bu niye göstermedi? Amper değil de bunun miliamper yaparsak değil mi? Hatta daha rahat görürüz zannedersem. Evet. Şimdi giren akımlar çıkan akımlara eşittir. 2,06 amper girmiş. Çıkan akımların 1,47 artı 0,59. Hemen hesaplayalım. 2,06, 2, şöyle yapalım. 2,06 girmiş. Yani bir şu iki akımın toplamı 2,06'ya eşit olacak. Şöyle yapalım. 1,47 artı 0,59. Bakın, topladığımda tam 2,06'ya eşit oldu. Benim Kirchhoff'un akım yasasının sonucunu ben bu devremde ispatlamış oldum. Isis'le. Evet işte bu devrelerin güzel bir yanı da bu arkadaşlar. Gerçekten birçok işlemi ispatlayıp ve
sonucunu görmeme imkanı sağlıyor. Yine akım, gerilim değerlerini vesaire değerleri yine görebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.